Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 21 Mayıs 2020 günlerden Perşembe, saatlerimiz 22.25 gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar demek istiyorum. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü olsun. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz yarın akşamdan itibaren 4 günlük yine karantinaya giriyoruz arkadaşlar. 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Yarın cuma günü, cumartesiye bağlayan gece saat 00'da başlayacak. Yine 4 gün süreyle karantina uygulanacak arkadaşlar. Bütün Türkiye'de uygulanacak. Yine cumartesi günü hariç bütün market, manav, kasaplar kapalı. Cumartesi saat 10 ile akşam 17 arasında yine alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ama sosyal mesafeye dikkat diyorum. Çünkü vaka sayıları oldukça düştü arkadaşlar. Rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım arkadaşlar. Sevgili yarışseverler, biliyorsunuz yarın Fransa'da Vichy Fransa at yarışları analizimizi verdik. Sıra geldi Almanya, Dresden Almanya at yarışları analizimize. Ondan sonra da Gulfstream Park at yarışı analizlerimiz olacak. Yine Dresden Almanya ve Gulfstream'de 9'ar koşuluk program var. 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak ve 1. 2. altılı ganyan analizlerimi aynı video içerisinde topladım. Almanya'da 1. altılımız yine 100 lira olacak. 2. altılımız da 120 lira olacak sevgili yarışseverler. Sırasıyla aynı video içerisinde vereceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan bugün kanalımıza destek bekliyorum. Kanalımız 11.070 kişi oldu. 11.100 de çok az kaldı. Kanalımız ücretsizdir. Sadece emeklerimizin karşılığında sizlerden videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı ve kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler, like'lar çok önemli. Atacağınız her beğeni, atacağınız her like gerek bizi Google'da, gerek bizi YouTube'da en üst sıralara taşıyacaktır. Bu konuda da duyarlı olursanız, destek olursanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler. Ayrıca videoları izlerken reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Önce 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama giriyor ve reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde bir gelir elde edemiyoruz. Bir kazancımız olmuyor. Ama reklamlara devam etmeniz durumunda yine az da olsa bir gelir elde etmiş oluyoruz. Bu konuda da duyarlı olmanızı ve kanalımıza destek olmanızı istiyorum diyerek analizlerime geçiyorum. 22 Mayıs 2020 Cuma. Dresden Almanya at yarışları öğleden sonra koşulacak biliyorsunuz. Altı Gandikaya programın birinci koşusuyla başlayacak. Saat 16.30'da start alacak birinci koşu. Evet, 3 yaşlı İngilizlerin 1009 mesafe çim pistte koşulacak maiden yarışı Altı Ganya'nın ilk ayağı. Burada özellikle çimde bu safkanlardan üstün olduğunu gördüğüm ve araştırmalarımız sonucunda kaliteli bir kanatına sahip olan Amaro'nun tayı 3 numara Fabula isimli safkanı bugün Bayuzran Murzapev ile idaresinde piste çıkacak. 3 numara Fabula isimli safkanın yarışsever arkadaşlarıma Almanya'da Dresden'de birinci ayakta 3 numara Fabula'yı günün banko ismi olarak veriyorum ve altıdan ikinci ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe çim piste koşulacak maiden yarışı Altıganya'nın ilk ikinci ayağı. Altıganya'nın ikinci ayağında yine 4 numaralı Koenig Stern isimli safkan. Benim beğenimi kazanan isim arkadaşlar bugün Sibyl Vogt idaresinde piste çıkacak. Öncelikle düşünmesi gereken isim yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim bir safkan var. Bir numaralı Legal Rights isimli safkan. Yine tecrübe jockey idaresinde piste çıkacak bu safkan. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa 7 numaralı Nutina isimli safkan da bugün Lucas Delozier idaresinde mutlak süretle kuponlarda bulunması gereken isim. Yine 6 numaralı Vanguard. Evet, Vanguard isimli safkan yine kuponlarda yazılması gereken bir diğer isim ve sürpriz isim olarak da Tachi'nin tayı 3 numaralı Igor'u kuponlara bomba isim olarak öneriyorum. Uzun mesafede sevgili yarışseverler ve birinci altının 3. ayağı 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe çim piste koşulacak şartlı yarışta devam edecek. Burada da yine beğenimi kazanan bir safkan var. 8 numaralı Ninara isimli safkan. Bugün jockey'i Adri
Rio de Vura idaresinde birinci şans safkanım olacak yine 7 numara Danka. Yine tecrübe jockey idaresinde piste çıkacak. Bugün 7 numara Danka'da ihmal edilmeyecek bir safkan arkadaşlar. Mutlak suretle kuponlarda bulundurmamız gerekir. Yine 11 numara Tyke Twist isimli safkan da, Think Twist isimli safkan da bugün kuponlara yazılabilecek bir diğer isimdir. Yine iki isim daha vereceğim. Ekürü koşma avantajı bulunan 6 numara Valdana. Biliyorsunuz 9 numara All My Love isimli safkanla ekürü. 6 numara Valdana'yı 4. şanslı isim olarak veriyorum. Ve son isim olarak da bu koşta Helmet'in tayı, Anneden My Step'in tayı 10 numaralı Mamoretta isimli safkanı bugün Jose Luis Silverado idaresinde kuponlara yazılmalı arkadaşlar. Ve 1. altının 4. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe Çin pistte koşulacak maiden yarışta devam edecek. Buraya da 4 safkanla değerlendireceğim. Öncelikle tuttuğum safkan 5 numara Dangerous Mint isimli safkan. İlk defa koşacak olmasına rağmen gerçekten güzel pedigrisiyle bu yarışa çıkıyor. Bugün ilk şansı hak ediyor. Yine 2 numara San Remo isimli safkan da, bunun safkanın da güzel pedigrisi var ve yarış görme tecrübesi var. Bir yarış gördü biliyorsunuz 2 numara San Remo. Bugün Lucas Deluzir idaresinde ikinci şanslı ismimdir. Yine 4 numara Caravagna. Ve son isim olarak da burada 3 numaralı Sarise Gift isimli safkanı Joseph Boschka idaresinde öneririm arkadaşlar. Ve 1. altının 5. ayağı 3 kare yaşlı İngiliz safkanların 1500 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışı, 1750 euro değerinde bir yarış. Burada da 10 numaralı Alref isimli safkan bugün benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Lumsten yine beğenimi kazanan bir isim, son yarışında güzel bir birincilik elde ediyor. Kötü koşuların ardından kötü koşuların izini sildirdi 1 numaralı Lumsten. Yine 9 numaralı Shay Gino isimli safkan da son güzel ikinciliğinle burada şansı hak ediyor arkadaşlar. Ve son iki isim vereceğim bu koşta. 3 numaralı Saksonya ve 4 numaralı Diary of Dreams isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir sevgili yarışseverler. Ve altıganın son ayağına geçeceğim. Ve altıganın son ayağından sonra ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza destek verin arkadaşlar. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ve altıganın son ayağı, birinci altının son ayağı, 3 yukarı yaşlı İngiliz İngilizlerin 2200 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışıyla kapanacak arkadaşlar. Burada öncelikli ismim yine ekürü safkanlardan 6 numaralı Almologna isimli safkan. Biliyorsunuz 4 numaralı Innis isimli safkanla da ekürü koşma avantajı bulunuyor. Ekürüsü de gayet formda bir isim. Bugün yine ufak oynayan arkadaşlarım tercih edebilir diye düşünüyorum ama bir de sıkı rakip olacağını düşündüğüm bir isim var. İki safkanla değerlendirilebilir. Yine Warblade'in tayı 1 numara Oscar. Bugün Andres Herfenbir'in idaresinde piste çıkacak. Yani burayı 6 tek ya da 6-1 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yine geniş oynayan, büyük oynayan arkadaşlarıma 8 numara Cliff ve 7 numaralı Carla Maria isimli safkanları öneririm arkadaşlar. Carla Maria isimli safkanlar. Yani 6-1-8-7 şeklinde öneriyorum. Ve ikinci altılı ganyan analizime geçiyorum. İkinci altılı ganyanda ilk ayak programın 4. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe Çin pistte koşulacak maiden yarışı altılı ganyanın ilk ayağı. Burada öncelikle ismin 5 numara Dangerous Mint isimli safkan. Bugün jockey Bayurzyan Murzabayev idaresinde piste çıkacak. 1. şanslı safkanım yine 2 numara San Remo. Lucas Delizio idaresinde 2. şanslı safkanım yine 4 numara Caravigna ve 3 numaralı Saurese Gift isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilmeli. Ve altılganın ikinci ayağı, ikinci altının ikinci ayağı 3 kare yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışta devam edecek. Burada da yine ilk beğenimi kazanan isim 10 numaralı Alref isimli safkan. Yine 1 numara Lumsden özellikle son yarışın tekrarlaması durumunda burada etkili olacak bir diğer isim. Bugün mutlak suretle kuponlarda bulunmalı. Yine son güzel ikinciliğinde dikkatleri üzerine çeken 9 numara Shay Gino
isimli safkan bugün Venka Flant idaresinde piste çıkacak. Üçüncü şanslı safkanım olacak yine 3 numara Saksonya ve 4 numaralı Gears of Dreams isimli safkanlar. Yani burayı da 11, 9, 3 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve ikinci altının üçüncü ayağı 3 kare yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap yarışıyla devam edecek. Burada da 6 numaralı Almagonya. Bugün biliyorsunuz 4 numaralı Innis'te ekür olarak start alıyor. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 1 numaralı Oscar'da kuponlarda bulunması gereken bir diğer isimdir. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 8 numaralı Cliff ve 7 numaralı Carla Maria isimli safkanlar sırasıyla yazılabilir sevgili yarışseverler. Ve ikinci altının dördüncü ayağı 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışıyla devam edecek. Burada da 5 numara Dolla Silla isimli safkan bugün birinci şanslı safkanım olacak. Yine 2 numara Whiskey Train son güzel ikinciliğinde biraz ara verdi ama bugün yine kalitesiyle bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir. Yine 9 numaralı Malinga Joseph Boşka idaresinde kuponlarda bulunması gereken 3. şanslı safkanımdır. Yine 10 numaralı Su Süper isimli safkan son yarışına anlam veremediğim bir isim. Bugün Maxim Petcher idaresinde mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken isim ve son 2 isim vereceğim sürprize. 7 numaralı König Spar ve 1 numaralı New Order isimli safkanlar. Bugün 62,5 kiloyla koşacak bir numara New Order ama kalitesiyle burada Jockey Philip Nark idaresinde değerlendirilmesi gereken safkandır diyorum. Ve ikinci altının 5. ayağı 3 kare yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışı devam edecek. Burada da arkadaşlar burada da 10 numaralı Never in Doubt isimli safkan yine Philip Minark idaresinde piste çıkacak. Son güzel ikinciliğinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Jacob D. Rux isimli safkan. Safkan da kötü yarışların ardından güzel bir üçüncülük elde etti. Gayet formda bir isim. Bugün Marso Casamento idaresinde ikinci şanslı isim olarak değerlendirilmeli. Yine 3 numaralı Bad Dog. Üçüncü şanslı safkanım arkadaşlar. Bugün yine burada sürpriz eden arkadaşlarıma 2 numaralı Convincer ve son isim olarak da 8 numaralı Benohir isimli safkanları öneririm. Ve ikinci altının son ayağına Banco bir isimle gireceğim arkadaşlar. 3 kare yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışında ben bu rakiplerini bu mesafede geçmesini beklediğim, usta jockey ile geçmesini beklediğim bugün Flamingo Fantezi'nin tayı 3 numaralı Hisa Hito isimli safkanı jockey Bayurcan idaresinde bu grupta ben günün bankosu olarak tutuyorum ve sizlere de Altıgay'ın son ayağında 3 numaralı Hisa Hito isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum ve hepinize bol şanslar diyorum. Hepinize aileniz de sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.